Fuji film denildiğinde akla spor veya yaban hayat fotoğrafçılığı gelmez. Olimpiyatlardaki sağ kenarındaki fotoğrafçılarda kaç tane vardı bilmiyorum ama Fuji film ismi daha çok sokak fotoğrafçılığı ya da portre fotoğrafçılığı anılır. Ama Fuji film fotoğraf makineleri hız ve netleme konusunda belli bir seviyeye gelince, hatta geçince, sanırım mühendisler dediler ki neden teleobjektif üretmiyoruz? Fuji'nin ilk ürettiği teleobjektif nedense 100-400 mm oldu. Bu bana sorarsanız garip bir seçim, çünkü diğer tüm objektiflerin odak uzaklıkları full frame'deki klasik objektiflerin Fuji film sensörüne, yani 1.5 odak çarpanına uyarlanmış halleriydi. Mesela full frame'deki 70-200 f2.8 objektifin karşılığında Fuji film 50-140 2.8 objektif üretti. Ya da full frame makinelerin en sevilen objektifler arasında olan 24-70 2.8'in karşılığı Fuji filmde 16-55 f2.8'di. Ama nedense teleobjektiflerde direkt olarak full frame odak uzaklığında bir objektif olan 100-400'ü çıkardı. Ve ortaya şu objektif çıktı. Biraz abartıyor olabilirim ama 1375 gram ağırlığında bu objektif. Evet, kaliteli, hızlı netliyor. Ama bir Fuji film gövdesine taktığınızda yönetmesi çok zor bir objektif. Sonunda Fuji film mühendisleri çok önceden çıkarmaları gereken ve 100-400 mm'ye neredeyse 2,5 katı daha hafif olan 70-300 mm objektifi geliştirdiler. Ve Fuji film sonunda gövdelerine yakışır bir teleobjektife sahip oldu. Bugün Fuji filmin yeni objektifi 70-300 mm'yi inceleyip 100-400 ile karşılaştıracağız. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu objektif de aslında standart bir full frame objektif. Neredeyse her markanın 70-300 objektifi var. Diyafram değerleri 70 mm'de en açıkken f4, 300 mm'de en açık 5.6 oluyor. Tabi Fuji film sensörleri 1.5 odak çarpanına sahip oldukları için X-T4 üzerindeki 70-300 mm bir full frame fotoğraf makinesindeki 105-450 mm'ye karşılık geliyor. Ve sadece 580 gram. İki objektifi yan yana koyduğumuzda 100-400 mm'den ne kadar küçük olduğunu görebilirsiniz. Akla gelen soru, acaba 100-400 mm kadar keskin ve hızlı bir objektif mi? Bunun için Mogan'da bu iki objektifle çekimler yaptık. Şu anda Mogan Gölü'ndeyiz. Karşıda görünmüyor aslında çok küçük oldukları için ama flamingolar ve pelikanlar var. Ama onları çekmek için bizim 3 tane fotoğraf makinamıza takılı 3 tane objektifimiz var. Bunlardan bir tanesi Fuji'nin yeni çıkardığı 70-300. Bir tanesi neydi bu? 50'ye 140 ama önünde, daha doğrusu makine ile arasında 1.4 converter var. Diğeri de 100-400. Bu 3 objektifin nasıl performans gösterdiğine bakacağız. Aslında 50-140 denklemde yoktu ama konvertörümüz olunca, acaba konvertör takılıyken 50-140, 70-300 ve 100-400 performansına ne kadar erişebiliyor, nasıl oluyor, bunu ölçeceğiz. 100-400 X-T4'e takılı, diğerleri X-T3'lere takılı ama sensörleri aynı olduğu için ve tripod üzerindeler zaten. Onun için X-T4'ün görüntü sabitleyicisinde şu anda bir fonksiyonu yok. Hepsinin değerleri aynı. Hepsi aynı yere nişanlanmış durumda. Netlik noktaları aynı noktayı netliyor. Bakalım bu kadar uzaktaki kuşlarda nasıl bir performans gösterecekler. Şimdi odak uzaklıklarına bakarsak 70-300 X-T3'ün üstünde 1.5 crop faktörü olduğu için 450'ye denk geliyor. Üzerinde 1.4 ile beraber 294 mm'ye denk geliyor. 50-140. 100-400 X-T4'ün üzerinde 400 ucu 600 mm'ye denk geliyor. Yani aslında en yakından gören 100-400. Bu onun yarısı kadar bir odak uzaklığına sahip. 50-140, 70-300 de ikisinin ortasında. Bakalım sonuçları nasıl olacak. Evet, isterseniz çektiğimiz fotoğraflara bakalım neler çıkmış diye. Şu anda ekranda
Benim seçtiğim fotoğraflardan bazılarını görüyorsunuz. Önce isterseniz bir hızlıca bakalım. Hangi objektifle çekildiğini de söyleyeyim size. 50-140 ve telekonvertörle çekilmiş. Bu 70-300. Bakalım telekonvertör var mı? Evet, bu da 70-300 ve telekonvertörle. Videoda yoktu aslında telekonvertör artı 70-300 ama merakımızdan acaba 100-400'e nasıl kıyaslıyoruz? 100-400'ün performansına telekonvertör takılıyken yetişebilecek mi diye bu fotoğrafı çektik. Gördüğünüz gibi ötekilerden farklı yerde zaten. Bu yine 50-140'la çekilmiş konvertörle birlikte. Bu videoda gördüğünüz yerde yine 50-140'la çekilmiş fotoğraf. 100-400 zaten aradaki farkı görebilirsiniz. 100-400 şu kadarlık bir alanı almış. 100-400, bu da 100-400 ve 70-300. Son olarak bu da 70-300 olması lazım. Evet, bu da 70-300. Şimdi yan yana koyup bir kıyaslayalım bakalım neler var. Önce şununla 70-300 ile 100-400'ü yan yana görmek istiyorum. 100-400 sağda, 70-300 solda. Eğer merak ediyorsanız acaba 70-300 ile 100-400 arasında ne kadarlık bir görüş farkı var? Yani 300 mm ile 400 mm arasında ne kadar bir görüş farkı var diye sizin için şöyle bir şey yaptım. Şu anda ekranda gördüğünüz şu büyük fotoğraf 70-300'de çekilmiş. 300 mm'de yani. İçinde de kırmızı çerçeveyle 400 mm'nin görüş alanı var. Ve içindeki fotoğraf hakikaten 400 mm'nin fotoğrafı. Yani şöyle kaldırırsam görebilirsiniz. Böyle dalgalanmasının sebebi iki makine arasında 2 metrelik mesafe vardı. O yüzden farklı açılardan bakıyorlar sahneye. Ama içerideki fotoğraf, yani kırmızı çerçevenin içindeki fotoğraf crop edilmiş fotoğraf değil. Sadece görüş alanı uysun diye küçültülmüş. Bu 400 mm objektife çekilen tam fotoğraf aslında. Aralarında bu kadar bir fark var görüş alanı olarak. Eğer hani 70-300 beni idare eder, hayır bana kesinlikle 100-400 lazım gibi bir düşünceniz varsa işte aralarında bu kadar fark var. Eğer mesela bunu ortaya alırsam şöyle, işte 70-300 ile 100-400 arasında ne kadarlık bir görüntü farkı oluyor buradan görebilirsiniz. Peki iki fotoğrafı şöyle bir yakınlaştırıp bakalım. İşte bizim flamingolar burada. Hemen hemen benzer anlarda çekilmiş fotoğraflar. Şurada gördüğünüz şu koyu kuş aslında bir yırtıcı kuş. Normalde bu kuş burada dururken flamingoların biraz huzursuzlanıp rahatsızlanması gerekirdi. Ama pek umurlarında olmamış. Şimdi burada gördüğümüz aynı flamingoları görüyoruz bu arada. İşte şuradaki flamingo, buradaki flamingo. Önünde bizim öbürü var. Şu ikisi, bu ikisi benzer yerdeler yani. İşte burada önde angıtlar var. Angıt deniyor bu kuşlara. İki fotoğrafta bence yeterince keskin. Gayet keskinlikleri iyi. Çünkü bakın aslında çok uzun bir mesafeden çekilmiş fotoğraflar. Kuşlar çok küçük görünüyor ama ona rağmen gayet net, keskin. Şu anda fotoğrafın kenarlarına doğru gidiyoruz. Burada şunu gözlüyoruz. 100-400'de kenarlar biraz daha bozuk. 70-300 hala kenarlarda da bakın fotoğrafın sonuna geldik artık. En sağındayız iki fotoğrafında. 70-300 biraz daha kenarlarda netliği korumuş. En azından sağ alta doğru şu bölgeden bahsediyoruz. 100-400'de biraz daha hafif bir bozulma var. 70-300 gayet başarılı performans göstermiş bana sorarsanız. Yani niye fotoğrafın burasına bakıyorum bir tek? Çünkü netliği buraya vermiştik. Şurada duruyordu netlik. Ötekinde de buradaydı. O yüzden fotoğrafın en net yeri burası zaten. Bu arada 100-400 yani 400 mm ile 300 mm arasında ne fark var diye sorarsanız. Bakın arkadaki koyunları görüyorsunuz 400 mm'de. Bunların netliğine bakın. Sonra bir de 300 mm'dekine bakın. Daha net görünüyor. Çünkü ikisi de 5.6 diyaframda. 400 mm'nin odak uzaklığı daha büyük olduğu için biraz daha net alan dar oluyor onda. İşte burada zaten ortaya çıkıyor. İki fotoğrafta
gayet başarılı. Tabii burada biz 70-300'e konsantre olduğumuz için 70-300'de de gördüğünüz gibi uzak fotoğraf olmasına rağmen detaylar gayet iyi görünüyor. Tabii burada şöyle bir avantajımız var. Nasıl ki koyunlar net görünüyor, arkadaki flamingolar da daha net görünüyor. Bu fotoğrafta iki grup flamingoyu da, yani hem şu grubu hem bu grubu da net çekebiliyor 300 mm. Ama 400'de arka planım daha bulanık olduğunu görüyoruz. Yani buradaki flamingolar 100-400'de daha bulanık, bayağı bulanık yani. Ama bakın işte burada bizim gri balıkçılığımız duruyor. İkisinde de, birinde burada, birinde şurada. İkisinde de görünüyor ama 70-300'dekinde daha net görünüyor. Daha 100-400'de arkadaki ördek ailesi gelmemiş. Şurada bir ördek ailesi var. Son derece başarılı. Gayet iyi performans göstermiş yani 70-300. Peki, şimdi gidelim. Buradan çıkalım ve 70-300 ile 50-140'ı karşılaştıralım. 50-140'ın bir dezavantajı var. Üzerinde konverter var. Üzerinde konverter olduğu zaman beklentimiz biraz daha görüntü kalitesinin düşmesi üzerine. Acaba öyle bir şey olmuş mu? İşte bu 70-300, bu tarafta da 50-140 ve konverter var. Yine netlediğimiz yere yaklaşırsak, aslına bakarsanız burada bayağı şaşırtıcı, çünkü 50-140'ın harika bir performans gösterdiğini görüyoruz. Evet, küçük, hani daha az büyütmesi var ama muhteşem, olağanüstü bir performans yani. Bakın, gayet net, keskin, çok uzak olmasına rağmen çok iyi performans göstermiş. Zaten 70-300'ün performansını beğenmiştik biraz önce. Ama 50-140 ve teleconverter'da hiç fena performans göstermemiş. Son derece başarılı. Kenarlarda da keskinlikte hiçbir şey yok. Kayıp yok, gayet başarılı. Şaşırtıcı. Teleconverter'lar, teleconverter kullanımı, evet, daha büyük çekmenizi sağlıyor fotoğrafı. Ama iyi sonuç almanız için teleconverter'dan, bir, ışığın çok iyi olması gerekiyor. İki, cisimlerin çok uzak olmaması gerekiyor. Gerçi benim söylediğim bu çürütüyor buradaki fotoğraf. Çünkü çok uzak bir şey çekiyoruz. Teleconverter'da çekiyoruz ve gayet güzel sonuç. Işık çok iyi, evet. Güneş çok güzel geliyor çünkü. Saat kaçmış? 7.48'miş o zaman saat. Ve güneş yeni yükselmeye başlamış. Çok tatlı bir güneş var. Işık çok iyi ama çok uzaktalar. Bu kadar net olmalarını açıkçası ben beklemiyordum. 50-140 ve 1.4 kombinasyonda hiç fena değilmiş. Evet. Bir tane daha karşılaştırma fotoğrafı bakalım. O da pelikanlar. Şu 100-400, bu 70-300. Bakalım bunlar nasıl? Yine biraz önce gördüğümüz şu oran var arada. Bu büyütme oranına sahip yani 100-400. Yakından bakalım. Çok yakın oldu. 100-400. Tabii şuraya bakarsanız mesela, veya şu kuşun tüylerine. Bu kuş, şu kuş. 100-400 biraz daha fazla pozlamış. Neden acaba? Çünkü aynı değerlerle çekmemişiz. Çünkü burası başka bir yer ve aslında karşılaştırmak için çekmiyorduk. Benimle beraber olan arkadaşım pelikanların fotoğrafını çekiyordu. Ben de elimdeki makineyle pelikanların fotoğrafını çekiyordum. Aynı yerde ama tripodta çekiyoruz yine. O yüzden fotoğraflar bu kadar keskin. Ben 100-400'ü ben kullanıyordum. 100-400'de 1/250'de çekmişim. O 1/500'de çekmiş. İkisi de F8 diyaframlar. İkisi de ISO 160. O yüzden birazcık bir durak daha fazla pozlanmış 100-400. Fakat önemli değil. Hatta burada şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Bu fazla pozlanmadan. Çok aydınlık yerlerle koyu yerlerin arasında mor saçılma diye bir kusur oluşur genellikle objektiflerde. Ama burada iki objektifte de öyle bir şey olmadığını gayet rahat bir şekilde görüyoruz. Öyle bir kusur yok yani objektiflerde.
Pelikanlar da tabii 100-400 daha yakından çektiği için özellikle şu mesela işte pelikanın kanatlarındaki tüy detaylarına bakarsanız burada o tüy detaylarının 100-400'deki kadar çok çözülmediğini görüyoruz. Birazcık birbirine karıştığını görüyoruz. Bu çok normal bir şey çünkü daha çok pikselle ifade ediyorsunuz burada aynı detayı 100-400'de. Halbuki 70-300'de görüntü daha küçük, o yüzden çok daha az piksel var aynı şeyi ifade eden. Aynı şeyi buradaki şu pelikanda da görüyoruz. Buradaki kanat detaylarıyla buradaki kanat detayları bir değil. Ama 70-300 yine net bir fotoğraf çekmiş. Bunu söylemek lazım. İkisini ancak yan yana koyduğumuzda bu görüntü farkını, detay farkını algılayabiliyoruz. Ve de şunu da unutmamak lazım. Bayağı uzak bir fotoğraf bu. Şimdi birazdan daha yakın fotoğrafları da göstereceğim size. Orada 70-300'ün performansını çok daha yakından göreceksiniz. Ama uzak fotoğraflar zor fotoğraflar. Bir de şunu sorabilirsiniz. Niye uzaktaki bütün fotoğraflar hep su üstündeki canlıların fotoğrafları? Çünkü teleobjektiflerle uzaktaki bir şeyi çekmek herhangi bir objektifle yakındaki bir şey çekmek gibi değil. Çünkü araya mesafe girdiği zaman o aradaki havanın hareketleri fotoğrafın kalitesini çok etkiliyor. Eğer biz karadaki bir şeyin fotoğrafını çekmeye kalksaydık, uzaktaki bir şeyin yani, toprak havadan daha sıcak olduğu için yükselen hava, tabii ısınıp toprak yüzünden ısınıp yükselen hava fotoğrafın kalitesini bozuyor. Bunu siz de eğer çok yüksek odak uzaklıklı bir şeyle fotoğraf çektiyseniz zaten biliyorsunuzdur. O yüzden suyun üstünde böyle bir tehlike yok çünkü su havadan soğuk. O yüzden yükselen bir hava tabakası, hareket eden bir hava tabakası yok. O yüzden de fotoğrafların atmosfer koşulları nedeniyle bozulması daha küçük bir ihtimal. Bu yüzden deneyleri hareket etmeyen hava olan su üstündeki cisimlerde çekmek daha mantıklı böyle durumlarda. Ve 70-300 burada da gayet iyi performans göstermiş. Açıkçası çok memnunum bu fotoğraftan da. Çok uzak bir mesafe olmasına rağmen gayet iyi. Yanlar da fena değil. Yanlarda da flamingolar varmış bu arada. Ve son derece başarılı. Peki, o zaman devam ediyoruz. Şimdi 70-300 ile 1.4 Converter'ın bir arada olduğu fotoğrafa bakalım. İlginç bir şekilde çok net olmadığını görüyoruz. Yani 50-140 2.8 ile 1.4 Converter bayağı iyi performans gösteriyordu. Halbuki burada pek tatmin edici bir performans yok açıkça söylemek gerekirse. Arkadakilere bakalım. Evet, yani çok net ve keskin bir fotoğraf değil. 70-300 f5.6 olunca demek ki birazcık Converter'da kalite düşüyor. Şu iki fotoğrafı açayım. 50-140 ile 70-300 ikisi de Converter'lı. Bir tanesi çok uzak olmasına rağmen bayağı iyi netliği 50-140. Bunlar yakın olmasına rağmen o kadar da keskin değiller açıkçası. Yani 50-140 Converter'la çok çok daha iyi performans göstermiş. Size şuradan 70-300'de çekilmiş fotoğrafları göstereyim. Bu arada ekrana geldi. 70-300 aynı zamanda odak uzaklığı yüksek bir objektif olarak iyi bir portre objektifi. Eğer Ankara Fujifilm'e giderseniz bu yakışıklı arkadaşımızı orada göreceksiniz. Hazar ismi, tanıştırayım. Kendisi Fujifilm'e gittiğiniz zaman size çok yardımcı olan bir arkadaşımız. Benim de selamımı söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 70-300 son derece başarılı bir portre objektifi. İşte görüyorsunuz. Tabii modelimiz de Fuji makinelere çok alışık olduğu için çok rahat. Son derece karizmatik pozlar vermiş bize. Arka planı eğer
yeterince uzakta tutabilirseniz, işte birkaç metre, belki 3-4 metre arkada, o zaman objektif gayet bulanık bir arka plan sağlayabiliyor size gördüğünüz gibi. Bu 300 mm'de çekilmiş. Bu 132 mm'de çekilmiş. Aramızda yaklaşık 5 metre var nazarla. Bakın son derece net ve son derece keskin. En ufak bir problemi yok yani fotoğrafın. Bu da aynı şekilde. 70-300'ü iyi ışıkta gayet iyi bir şekilde portre çekmek için de kullanabilirsiniz yani. Peki biz tekrar ama kuşlarımıza geri dönelim. Bu 70-300'de sabah ilk çektiğimiz fotoğraf. Sabah 6:28'miş saat. Daha güneş doğdu doğacak. Netlemede herhangi bir güçlük yaşamıyor. Ortam çok karanlık olmasına rağmen burada göründüğünden daha karanlık aslında. Gayet başarılı bir fotoğraf olmuş. Bu sabah yine 6:28 saat. Hemen sonra çekilmiş fotoğraf. Birazdan çekeceğimiz yerlerine gidiyor pelikanlar. Ve çok net bir fotoğraf. Pelikanların tüy detayları, her şeyleri gayet net bir şekilde görünüyor. Yanlarında da bu arada tavuk kadar bir kuş var. Ne kadar büyük hayvanlar olduklarını görebilirsiniz pelikanların. Küçücük kalmış peli. Gagası kadar yani kuş. Bakalım başka. Evet. Bu bir gece balıkçılığı. Birazdan daha büyük bir fotoğrafını göstereceğim size. Çünkü bizden hiç kaçmadı ve sürekli yaklaşarak fotoğraflarını çektik. Çektik ve biz giderken hala orada duruyordu. Bu biraz önceki fotoğraftı. Acaba uçar çekebiliyor mu diye merak ediyorduk. Çünkü uçar çekmesi için bir objektifin hızlı netlemesi lazım. Daha doğrusu fotoğraf makinesinin ona netlemesini söylediği şeyi hızlı bir şekilde netlemesi lazım. Fotoğraf makinesiyle iletişiminin çok hızlı olması lazım ve burada gerçekten çok da güzel bir fotoğraf aslında bu. Arkadan kanatları aydınlanmış ve tüylerinin yapısı görünüyor. Ve bu kuşlar çok küçük kuşlar, çok hızlı uçuyorlar. Yani kolay değil bu fotoğrafları bir objektifin bu kadar netleyip çekebilmesi. Çok hızlı hareket eden bir cisim çünkü bu kuş. Çok küçük ve çok hızlı hareket ediyor. Gayet güzel bir fotoğraf olmuş. İyi iş çıkarmış. Evet, işte biraz önceki gece balıkçılığı burada. Ve biraz önce pelikanlarda çözemediğini söylediğimiz detayları burada gayet güzel çözüyor. İşte tüylerin hepsi belli oluyor gayet güzel bir şekilde. 70-300 boyutlarına göre çok iyi iş çıkarmış. Kaçta? 300 mm'de çekiyoruz fotoğrafı. Ve 1000 ISO, bu arada bilgi olarak da onu da söyleyeyim. Ve 1000 ISO'da X-T3 bu makine. Herhangi bir detay kaybı ve hiçbir şey görmüyoruz gayet. Yani gözünüzü kapatıp kullanabileceğiniz bir ISO. Fuji filmlerde. Son derece başarılı, gayet güzel. Evet, bir uçar daha. Bu bir gri balıkçıl ve güzel bir şekilde çekmiş. Kanatları hafif su yansımış falan, güzel bir kompozisyon olmuş. Bu da zor bir fotoğraf çünkü bize doğru geliyor kuş. Ve bayağı net, söylenecek bir şey yok. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Aslında bu fotoğrafı size örnek olarak gösteriyorum ama dikkatli bakarsanız kafanın bulanık olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni şu, fotoğraf makinesi tabii burayı ayırt edemiyor. Hayvanın gövdesinde kaybolduğu için netleyebileceği en kontrast yeri netlemiş, o da burası. Fakat kuş bize yakın görece olarak ve 300 mm'de çekiyoruz. Çok yüksek bir odak uzaklığında çekiyoruz. O yüzden net alan çok küçük. Ve kanatların arkasına netlediğiniz zaman kafası bulanık çıkıyor. Kanatların arkasıyla kafası arasında ne kadar mesafe var derseniz işte şuradan bakabilirsiniz. Şurası kanatlarının arkası. Deminki fotoğrafta net olan burasıydı ve burası da gözü. Yani arada 50 santim fark var. 50 santimde net alan fark ediyor yani. Bu yüzden kuşların daima kafasına netlemeye çalışmamız gerekiyor. Ama bu, şunu kabul ediyorum, bu çok zor burada kuşun kafasına denk getirmek. Bir de bu kuş
O sırada dönüyordu yani tahmin edilmez hareketler yapıyordu. Onun için yapılacak bir şey yok. Ama şunu görüyoruz ki netlemiş makine. Kafasından netlememiş ama netlemiş. Biraz önce suda gördüğümüz flamingolar bu sefer havadalar. Gayet net. ISO 400. ISO 400 ve gökyüzünde de hiçbir şey yok. Yani bu fotoğraf aslında yüksek ISO'yu çok gösterecek fotoğraf. Çünkü düz bir gökyüzüne sahip. Gökyüzü çok gösterir yüksek ISO'nun gürültüsünü. Yani burayı böyle kum atmışsınız gibi pütür pütür görmemiz lazım. Ama şu anda hiç öyle bir şey görmüyoruz. 400 ISO bundan 5 yıl öncenin 100 ISO'su. Gayet başarılı. Hatta bu kuşlardan birkaç tane daha var. Bu da son derece net. Bakın bütün form, gagaların kıvrımı, her şey, kanatların ayrımları, her şey gayet net görünüyor. Çok uzak olmalarına rağmen. Burada da kuşçuların en sevmediği poz. Arkadan görünen uçan kuş pozu. En azından net. Şöyle mesela çok sevimli bir fotoğraf olabilir. Şöyle yana çekileyim sandalyemi gıcırdatarak. Gayet güzel bir fotoğraf. Evet, gri balıkçı uçmaya devam ediyor ve biz de onun net fotoğraflarını çekmeye devam ediyoruz. Bakın biraz önce söylediğim şey bu sefer olmamış. Kafa net, kanat bulanık. Perde hızı yine 1/1000, o yüzden bulanıklığın sebebi çırpma değil kanatlarını. Çünkü zaten bu kuş çok kocaman kanatları olduğu için çok hızlı kanat çırpamıyor. Ama net alanın ne kadar dar olduğunu 300 mm'de görebilirsiniz. Teleobjektiflerde buna hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Çünkü siz istemeseniz de net alan derinliği bazen çok dar olabiliyor. Evet, estetik olarak kullanırsanız güzel ama istemediğiniz zaman fotoğrafı bozabiliyor. Burada kafası gayet güzel, net. Kanat bulanık. Demin söylediğim şeyin burada bir tekrarını görüyoruz zaten. Bu fotoğraflara baktık zaten. Benim karşılaştırma için seçtiğim fotoğraflar süper net. Acayip keskin bir fotoğraf bu. Saz delicesi hala burada duruyor. Bayağı çekmişiz. Bunlar da biraz önceki pelikanlar. Evet, burada bir koyunumuz var. 70-300'ün yakından çektiği fotoğraflar arasında örnek gösterebiliriz. Gayet detaylar, her şey yerli yerinde. Kulak küpesi. Hiçbir problem yok fotoğrafta. Yine Fuji'nin şansı. O sırada göçten geçen arı kuşları vardı. Ağzındaki arı değil gerçi şu anda ama bu kuşun adı arı kuşu. Çok uzak ve saat 2 öğleden sonra en sıcak zaman, size bahsettiğim o yükselen hava var ortamda. Fotoğrafların, bakın arka planın karmaşıklığını görüyorsunuz. Bunun sebebi aslında fotoğraf makinesinin arkayı bulanık yapması değil. Yükselen havanın da etkisi var. Zaten bir enteresan karmaşık bir bulanıklık olduğunu görüyorsunuz. O yüzden bu fotoğraf jilet gibi keskin değil. Fakat bu kadar uzaktan bile bence gayet kabul edilebilir bir durumda. Özellikle bu fotoğraf mesela bayağı net görünüyor. Gayet iyi. Arı kuşu Türkiye'deki en renkli kuşlardan bir tanesi. Birçok insan bu fotoğrafın Ankara'da çekildiğine inanmaz mesela. Çok yaklaştırmadılar beni ama yine de bence iyi iş yapmış yani. Bakın. Son derece başarılı. Gagasının sivriliği, gagasıyla fonun birbirinden ayrılması net bir fotoğraftı yani. Evet, göç zamanı kuşlar beslenmeye çabası içindeler. Onun için size hiç aldırmıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Bu bir cılıbıt. Gözlerinin kenarındaki tüyleri sayabilirsiniz burada. Burada 70-300'ün çok yakından netleyebilmesinin bir avantajını yaşıyoruz. 80 santimden netleyebiliyor yaklaşık. Tabi bu objektifin ucundan 80 santim değil. Makinenin sensöründen 80 santim. Yani objektifin önünden yaklaşık
60 santim mesafedeki bir cismi netleyip fotoğrafını çekebiliyor. Bu fotoğrafta gördüğünüz arkadaş da bizden kaçmak yerine bize doğru gelmeye başlıyordu. Eğer başka bir objektif olsa belki netlik mesafesinin dışına çıkacak ve ben o fotoğrafları çekemeyecektim ama gördüğünüz gibi son derece net, son derece keskin fotoğraflar. Bayağı güzel fotoğraflar. Bakın tüyler tek tek sayılıyor fotoğrafta. Çok iyi. Özellikle bakın ne kadar net. Yani şunların detaylarını siz de görebilirsiniz. 70-300 çok yönlü bir objektif. Hem doğada kullanabilirsiniz, hem portre fotoğrafı çekebilirsiniz. Manzara da çekebilirsiniz bu arada. Çünkü 70 veya 300'e de çok güzel manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Küçük, hafif, bütün gün yanınıza taşıyabileceğiniz bir objektif. Açıkçası Fujifilm iyi bir iş yapmış bu objektifi üretmekle. Bence kuş fotoğrafçıları için, yaban hayat fotoğrafçıları için veya objektifler arasına tele objektif katmak isteyenler için Fuji'deki en iyi seçim şu anda. Ama şunu göz önüne almamız gerekiyor. Bu bir iyi ışık objektifi. Bu ne demek? Bu şu demek. Gün ışığında ışık iyiyken çektiğim fotoğraflardaki ışığı görüyorsunuz. Hepsi güneş altında gayet aydınlık havada çekilmiş fotoğraflar. Ama ışık azalmaya başladığı zaman akşam üzeri veya iç mekan oralarda bu kadar memnun olmayabiliriz bu objektiften. Çünkü f4.5.6'nın bize söylediği şey ben iyi ışığı seviyorum. Mesela 50-140 bu açıdan diğer iki teleobjektiften ayrılıyor. Çünkü f2.8 yani ışık az olduğu zaman da performansı gayet iyi 50-140'ın. Bu arada konverter taktığımız zaman da 1.4 konverter taktığımız zaman da diyafram f4'e çıkıyor. F4 eş değerinde ışık alabiliyor diyelim. Ve sabit F4 eş değeri oluyor. Halbuki 70-300 F4 5.6-300 ucunda. 50-140 sabit F4 oluyor. Ki konverter performansına baktık gayet güzel. Evet bu da 70-300'ün yakın çekimleri. Ne kadar detaylı olduğunu göstermek için bunları da koydum size. Bakın. İnanılmaz incelikte. Ve bunlar çok büyük şeyler değiller. Yakından çekiyorum. İnanılmaz detayda şeyler ve gayet başarılı fotoğraflar. Bu da aynı. Hatta şurada bonus olarak çiçeğin içine girmeye çalışan, daha doğrusu girdi, başardı girmeyi. Bir böcek de çekmişim. Tabii önünde bir tane sap olduğu için, ot olduğu için daha doğrusu bulanık görünüyor bir kısmı ama yine de son derece başarılı. Evet, gayet iyi. Her şey yerli yerinde, renkler güzel, net. Kenarlarda da bir bozulma görmüyorum fotoğrafta açıkçası. Şikayet edeceğim ne var diye düşünüyorum 70-300 ile ilgili. Açıkçası aklıma bir şey gelmiyor. Gayet kullanışlı ve başarılı bir objektif. Fujifilm 70-300 mm hem rahat kullanımı, hem netleme hızı, hem de görüntü kalitesiyle bence teleobjektif almak isteyenlerin birinci tercihi olacak. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna ve yanındaki çan ikonuna tıklamayı unutmayın.